Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 sezonunda C grubunda Benfica, Paris Saint-Germain, Olympiakos ve Anderlecht yer alıyor. Bu grupla ilgili düşüncelerin nelerdir? Ya vallahi İlker, bu grupta herhalde yani tüm Şampiyonlar Ligi kurasına baktığımda en güzel kurayı PSG çekti herhalde. Paris Saint-Germain çekti. Evet. Yani en birinci torbanın en zayıf takımı. Bence üçüncü torbanın da en zayıf takımını çekti. Dördüncü torbanın da zayıf takımlarından birini çekti. Yani Paris Saint-Germain'in burada zorlanacağı kanaatinde değilim bu grupta. Zaten hani kadrosunu az çok hani sokaktaki evet. çocuklar bile biliyor. Yani İbrahim hani yaptığı yatırımlar için zaten bu büyük sürpriz yani olur. Geçen sene de hedefleri yüksekti ama daha yeni kurulan bir takım olması nedeniyle olsun, işte futbolcuların uyumuyla olsun, çok Şampiyonlar Ligi'nde varlık gösteremediler. Biraz Barcelona'yı zorladılar ama geçmeyi başaramadılar. Herhalde bu sene hedefler daha yüksektir. Bu gruptan bence rahat çıkarlar. Benfica takımı da Portekiz Ligi'ne kötü başladı. Yani geçtiğimiz sene yani normalde Avrupa Ligi takımı değildir Benfica. Şampiyonlar Ligi takımıdır. Aslında Benfica açısından da güzel bir kura. Yani 3. ve 4. turdan evet, iyi takımlar çekti. İyi takımlar çıkmışlar gerçekten de. Yani Benfica'da ikincilik olarak hani bakıldığında en şanslı takım olarak gözüküyor ama yani burada bir soru işareti Anderlecht. Mesela Belçika Ligi'nin kalitesi hep tartışılır. Belçika Ligi'ni az çok domine eden bir takım Anderlecht. Son şampiyon. Olympiakos takımı da yani Yunan Ligi Panathinaikos'un gerilemesiyle işte AEK'nın gerilemesiyle birlikte bayağı bir kan kaybetti ve hani orada Olympiakos artık tek elini aldı Yunan Ligi'ni. O yüzden Olympiakos'un da hani kadroya bakıldığında zaten çok geniş bir kadrosu da yok Olympiakos takımının. Çok önemli yıldızları da göze çarpmıyor. İşte Refik Cebur diye bir oyuncuları var forvette herhalde. O da Sivasspor'a geldi. Sivasspor'la sözleşme imzaladı. Yani, gol kralıydı yani çok, Yunan Ligi'nde gol kralı. Evet. Zira en pahalı oyuncusuydu belki yani. De Olympiakos'un. Yani Olympiakos yine de tabii iç saha maçlarını falan böyle 0-0'a bağlayıp 1-0'larda sonucu Şampiyonlar Ligi takım yani. Tecrübesi var Olympiakos'un ama öyle. Yani grup olarak işi zor. Yani biraz o Yunan Ligi'ndeki takımların Panathinaikos'un falan gerilemesi Olympiakos aslında bu Avrupa'da biraz zararına oldu diye düşünüyorum ben. Biraz yarışacak takım kimliğinden uzaklaştılar. Yine bence şansları var ikincilik için çünkü iç saha maçları çok belirleyici Olympiakos'un. Evet. Anderlecht'e çok burada şans tanımıyorum açıkçası ilk iki için. Onlar da muhtemelen bir üçüncülük kovalayacaklardır. Yani Paris Saint-Germain'in liderliğiyle bitebilecek bir grup ve Benfica'yı da ikincilik için ben şanslı görüyorum. Evet, ben de aynı fikirdeyim bu grup için.